Arkadaşlar herkese merhaba. Herkes hazır evdeyken, atölyeye gidip gitmiyorken şu perde ölçüleri olayını bilgisayarda anlatayım dedim. Bu biraz daha rahat olur herhalde. Daha sonra atölyede bunun sağlamasını yapacağız. Atölyede saz, klavye üzerinde tekne ölçüsü, perde ölçüsü vesaireyi daha geniş anlatacağım neyin nasıl uygulandığını. Şimdi e, hesaplamasını yapalım beraber. Neyin ne olduğunu anlayalım. Şimdi perde ölçüsü, perde aralığı hesap etmekte kullandığımız 3 tane ölçü var. Biri çarparak giden, iki tanesi bölerek giden. Şimdi o rakamlar şu aşağıdaki gördüğünüz 3 tane rakam. Arkadaşlar şurası. Bunu not edebilirsiniz. 1,0594630 diğeri 0,9943874312. Diğeri de 1.029.30.22 Şimdi bu 3 ölçünün arasında ne gibi fark var? Baştaki 2 ölçü şu 2 ölçü tampera sistemi dedikleri sisteme göre komaları vermeyen sadece ana sesleri yani batım müziğindeki sesleri veren o perdeleri hesap etmemize yarayan ölçüler. Bu 1.029 ise bütün komaları ya bütün komalar derken bizim müziğimizde kullanan komaların hemen hepsini veren ölçü. Şimdi birazdan anlatacağım. Daha iyi anlaşılır olacak. Aslında hesaplara da zaten baktığınızda göreceksiniz. Ölçülerin hemen hemen hepsi birbirinin zaten aynı. Yani 1 mikronluk 2 mikronluk farklar var. Çok kayda değer farklar değil. Şimdi hesaplamayı nasıl yapıyoruz? Ben bölmeli 1.059.46.30 sayfasındayım. Yani ana ölçümüz şu. Onu şuraya yazıyorum sayfanın başına. Ben burayı kısalttım. Siz uzatabilirsiniz de. Yani bu hücreye bunu yazdım. Daha sonra şu sütuna tel boyunu aldım. Yani tel boyum 60 olursa perdelerim nasıl sıralanır? Tel boyum 60.5 olursa Tel, e, perde mesafeleri ne kadar olur? 61 olursa ne kadar olur? 61.5 olursa ne kadar olur? 62 olursa ne kadar olur? Ben şimdi burayı 5'er milimetrelik farklarla aldım. Çünkü e, yani benim fikrim 5 milimetre zaten yeteri kadar hassas bir ölçü. Yani bunu tabi ben daha hassas çalışacağım, illa mikronla çalışacağım diyen varsa 60.01 60.02 03 04 05 06 7 8 9 diye de alabilir ama bence hiç gereği yok. Yarın onu atölyede açıklayacağım niye gereğinin olmadığını. Orada daha iyi anlaşılır olacak. Şimdi bu formül olayını anlatayım ben size. Tamamen farazi konuşuyoruz. Diyoruz ki tel boyumuz bakın tekne boyundan bahsetmiyorum. Tekne boyunun hiçbir önemi yok, hiçbir alakası da yok şu anda bu konuyla. Yani tekne boyunu o dörde bir bölmeyi ya yani bir bölü dördü bir bölü e almayı sonra konuşacağız. Bu sadece perdelerin ölçüsü sadece e, burguluğun oradaki üst eşikle kapağın üzerindeki köprünün arası. Yani sapın üzerindeki perdeler o, o mesafeye o ölçüye biz tel boyu diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Tel boyumuz 60 ise eğer tel boyumuz. Hemen formülümüzü buraya yazıyoruz. Formülde şunu diyoruz. 60 bölü 1,5946. Bu sayıya bunu böldürüyoruz. Formülü de şu şekilde arkadaşlar. İşte A3 hücresini al. A2 hücresine böl. Ee, şimdi burada dolar işaretleri var. Dolar işareti koymamızın sebebi formülü sabitlemesi A2'yi sabitlemesini istiyoruz. Yani diğer hücreye gelen, şu hücreye gelen her şeyi götürüp şuna bölüyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani bu sıralıyor. Diyor ki 60'ı buna böl. Daha sonra çıkanı al buna böl. Daha sonra çıkanı al buna böl. Bu şekilde. Yani formülü şöyle göstereyim size. A3'ü al. A2 sabit. A'nın önüne ve arkasına dolar işareti koyuyorsunuz. Daha sonra B3'ü al, yine A2'ye böl. Daha sonra C3'ü al, yine A2'ye böl. Yani birbirini ardışık olarak takip ediyor. Her hücreyi götürüp A2'ye bölüyor. A2'de bizim neyimiz vardı? Ana ölçümüz vardı. Bu Pisagor dediğimiz arkadaşın bulduğu bir ölçüden esinlenerek daha sonra icat ediyorlar telin geriliminden, frekansından bu ölçüyü buluyorlar. Bu bölme ölçüsü arkadaşlar. Bu şimdi videoda anlatılacak 3-5 dakikalık bir şey değil. İnternette Pisagor araştırırsanız, tampere sisteminin nasıl ölçeklendirdiğini araştırırsanız daha geniş bulabilirsiniz. Bence şu anda formül üzerinde durmanız, hesaplamayı doğru yapıyor olmanız daha mantıklı, daha sağlıklı. Şimdi 3. perdeye geldik bir de bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Burada da üçüncü dediğimiz şu üçüncü perde tampere sistemine göre giden üçüncü perde. Yani bu bizim bağlamadaki üçüncü perdemiz değil. Onu da anlatacağım daha sonra. Şimdi bu hesaplamayı yapalım. Diğer sayfalardaki hesaplara da görelim. Sağlamasını yapacağız. <laughs> Formülü gördünüz sanırım arkadaşlar. A sütununa bakın. A3'ü al. A2'ye böl. Daha sonra diğer satırları sırasıyla bakın yukarıdan takip edin G3, H3, I3, J3, K3. Yani bir öncekini al 1,5946'ya böl ve sonucu bana ver diyor. Tel boyunuz 60 olursa, tel boyunuz 60sa eğer ilk perdeniz 56,63'te çıkar arkadaşlar. Son perdenizde Son perde dediğiniz şey 17. perde. Şu anda uzun sap üzerinden konuşuyoruz arkadaşlar. Kısa sap değil. Bunu unutmayın. Şimdi uzun sapta 17 perde yok. Neden? Çünkü tampare sistemi bize sadece komaları olmayan perdeleri verdi. Yani burada si bemol 2, fa diyez 3 vesaire perdeleri yok. Biz buna koma perdeleri kendimiz bölerek ekleyeceğiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Onu zaten yarın sazın üstünde, e, klavyenin üzerinde anlattığım zaman daha iyi anlayacaksınız. Şimdi önemli olan sizin bu ölçüleri anlamanız. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bunun sağlamasını yapıyoruz. Bir de e, bu renkli hücreler, renkli kısımlar diyeyim, cetvel tutuş yönümüze göre değişen bölümler. Şimdi cetvelin sıfır noktasını cetvelin sıfır noktasını alt eşiğe koyduğunuz zaman yani kapağa basan eşiğe koyduğunuz zaman tel boyunuz 70 ise eğer 66.07 ilk perdeniz oluyor arkadaşlar. Ha ben böyle yapmak istemiyorum. Cetvelimin sıfır noktasını cetvelimin sıfır noktasını üst eşiğe koyup kapağa doğru sıralama yapmak istiyorum diyorsanız formülü şu şekilde yazıyorsunuz. Göstereyim arkadaşlar. Buradaki hücreyi buradan çıkar diyorsunuz. Yani 70'ten 66.07'yi çıkar. 3.93. Yani cetvelinizin sıfır noktasını burguluğun olduğu yerdeki üst eşiğe koyduğunuz zaman ilk perdeniz 3,93'te olacak arkadaşlar. Bunda da A23 hücresine yani tel boyunuzu sabitliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bu formülle? Eşittir dolar işareti A dolar işareti 23 eksi B23. Daha sonra eksi C23 eksi D23 eksi e 23 diye takip ediyor. Şimdi aşağıdaki bir sütunda kaçlık ölçüde 71 buçukluk ölçüde boş bıraktım ben. Şimdi oradaki formülü beraber yazalım. Şöyle yapıyoruz. Eşittir diyoruz. Bu sayıyı pardon evet bu sayı A29 yani tel boyu Eksi ilk perde diyoruz. İlk perdemiz 4.01 arkadaşlar. Daha sonra formülümüzü düzenlemeye gidiyoruz. Şu şekilde. Formülün içine giriyoruz. Ee, hangi hücremizin sabit olması gerekiyordu? A hücremizin. Çünkü tel boyumuz o. Alt geri 4 diyoruz. 1 dolar işareti A'nın arkasına. 6 kere 4 diyoruz. 1 dolar işareti de A'nın önüne. Şimdi bu formül sabitlendi arkadaşlar. Şuradaki artı işaretini tutup çektiğiniz zaman size son ölçüyü verecek. Cetvelinizi, yani tel boyunuz 71,5 ise eğer tel boyunuz 71,5 ise eğer Cetvelinizi sıfır noktasına koyduğunuzda yani üst eşiğin olduğu çizgiye koyduğunuzda, burguluktaki eşiğin 44.72'de son perdenizin bitmiş olması lazım. Uzun sap yapıyorsanız eğer. Yani tel boyunuz 71.5 ise son perdeniz 44.72'de bitmek zorunda arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu cetveli Çevirme olayını anlatacağım. Böyle bir tablo yaparsanız eğer sizin için de rahat olacaktır. Yani çok mikronluk çalışılacak bir şey yok. Çünkü e, yaptığınız her sazda kim yaparsa yapsın, ne kadar olağanüstü bir saz yaparsa yapsın, ne kadar tam ölçüsünde bir saz yaparsa yapsın perde sayısının 0.5'i kadar yani 24 perde diyelim uzun sapa 24'ün yarısı kadar hata payı var. Yani 24 perdede 12 mm hata payı var. Hiç kimse hata payı olmadan hiç kimse hiç kimse hem de hata payı olmadan saz yapıp bitirip çıkarabilemez. Bu teknik bir sıkıntı çünkü. Yani ölçüyü kusursuz dahi yapsanız perdeleriniz tutmaz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu yarın açıklayacağım. Bunu teknik olarak yarın açıklayacağım. Şimdilik bunu bilmeniz yeterli. Ama bu ölçüler üzerinden gidiyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bu ölçümüz neydi? 1,5946 ölçüsü. Ee, 70'lik bir tel boyunda. Ölçümüz neymiş? 43.78 cetveli eşikten tutarsak. Cetveli tekneden tutarsak da 26.22. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi sağlamasını yapalım. Diğer ölçüye gidelim. 0 900 94 387. O ölçüye gidelim arkadaşlar. Ondan sonra da diğer ölçüye gidelim.